Alın. Teşekkürler. Son kez buradan alacağım. Teşekkürler. Hazırsak giriyoruz. Demet Hanım, İrem Hanım, çok sarıp örtüler bir hanım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok iyi siz. Sağ olun, güzel. İrem Hanım, siz nasılsınız? Ben de. Nasıl hissediyorsunuz? Birazdan yarışma başlayacak. Yani heyecanlıyım. Merak ediyorum. Çok şık gördük sizi de. Evet. Heyecan. Kendi zevki, kendi seçti. Çok heyecanlıyız çünkü ikimiz de ilk defa beraber böyle bir davete geliyoruz. Özellikle de Miss Turkey'ye gelmek benim için çok anlamlı. Eminim onun için de öyle. Biz de beraber gelmek istedik. O da merak edildi. Arkadan şimdi yorumlar da geliyor, seneye katılır mı diye acaba? Ve biraz daha küçük belki, ondan sonraki sene belki, ama daha önce okulu var. Okuluna konsantre oluyor. O yüzden bakalım. Bugünkü yarışmada da nelere dikkat edeceksiniz? Son artık final. Artık ben o işi çok iyi biliyorum. Onların yerindeydim. Onların heyecanını, hayatta onların neleri beklediğini çok iyi biliyorum. Onları en iyi anlayacak olan bizleriz. O yüzden en iyi kararı vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Onu da en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bir de 95 yılında tacı evet, almıştınız. Evet, evet. 95 şimdi, Türkiye güzeli. Özüreye görünce de tabii ki de şimdi geçmişe dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz, neler canlandırıyorsunuz? Ön jüride de vardım. O yüzden onlara da söyledim. İnanılmaz bir heyecan. İçleri şu anda hayalleri var, gencecikler. O yüzden hayat onlara seçilseler de seçilmeseler de birçoğu kızım yaşında, neredeyse birkaç sene erken doğursaydım onlar yaşında kızım olacaktı. O yüzden onlara çok farklı bakıyorum. Hepsi çok tatlılar. İnşallah yolları açık olsun. Onlara da bir basamak olsun. Kazanmayan ama aklında bu işlerle ilgili bir şey yapmak olan herkese de bir yol açsın inşallah. Geçtiğimiz günlerde de fotoğraf paylaştınız. Gençliğin evet. Fotoğrafınızı İrem'in aynısı olarak. Evet, İrem'i de benzetiyorlar. Ömer'i de. Küçüklük halime tabii İrem'i daha çok benzetiyorlar. İrem'in de daha yaşı Ömer'in de küçük olduğu için. Ama seneler boyunca değişiyoruz hepimiz. O yüzden genler tabii ki geçiyor. O zamana geri döndüğümüzde şimdi 95 senesindeki Demet Şener'le şimdiki Demet Şener'in arasında ne kadar fark var? Düşünce olarak daha mı cesurdunuz o zaman? Kesinlikle daha cesurdum. Şimdi farklı alanlarda cesurum. O zaman ne istediğimi de çok iyi biliyordum. Belki o yönüm çok benziyor. Şu anda da ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca hep istedim. İstediğim şeyler yolunda da güzel bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Bu yolu güzel yürüdüğümü düşünüyorum. Şimdi tabii ki hep önceliğim çocuklarım. Onların mutluluğu. O zaman çok bireyseldim. Daha bencildim. Şimdi kendimden çok onu burada hazırlamak, onun mutluluğu, onun rahatı ve tabii ki Ömer'in diğer bütün farklı alanlarda. Onlar benim her zaman önceliğim. Hep de böyle olacak. Peki, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.